Merhabalar arkadaşlar. Ben admininiz Koray. Şimdi YNRP sistemlerini anlatacağım size. Öncelikle benzin sistemimiz var. Gördüğünüz üzere orta alt köşede benzin miktarı yazıyor. %92. Onu tamamlamak için %100'e benzin istasyonuna geliyorum. Slash benzin yazarak benzinini doldurmaya başlayabiliriz. %100 olduğunda kendi otomatik olarak duracaktır. Evet, şimdi 18 dolar aldı. Benzinim doldu. Motorumu çalıştırıp hareket ediyorum. Diğer bir sistemimiz var. O da can arkadaşlar. Şimdi şehrin belirli noktalarında ve sadece marketlerde bulunan gazoz makinesi var. Onun yanına geliyoruz. Şu an canımız gördüğünüz gibi %50. Makinenin yanına geldiğimiz ve F tuşuna ya da Enter tuşuna bastığımızda içmeye başlıyor. Bu şekilde canımız doluyor. Evet, gördüm. Şimdi marketten gazoz alarak da yapabiliriz. Markete gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi materyal mesleğini göstereceğim size. Silah kaçakçılığı. Materyal kasarak silah üretebilirsiniz ya da başka arkadaşınız için silah üretebilirsiniz. Kendiniz için de ya da materyalleri satıp para biriktirebilirsiniz. Öncelikle meslek almamız gerekecek. Ammunition'ın arkasındaki silah kaçakçılığı ikonu oraya geliyoruz. Evet, şimdi silah kaçakçısı olduk. Arabamıza binip materyal almamız gerekecek. Yine Ammunition'ın arkasındaki materyal alımı ikonu var. Paket al yazıyor. 10 materyal paketini 250 dolara aldık. Şimdi bu materyalleri haritada belirtilen kırmızı noktaya götüreceğiz. Tüneli de kullanabiliriz. Teslim ettiğimizde bize bir miktar materyal verecek. Daha sonra iş yardım yazarak bu mesleğin komutlarını öğrenebiliriz. Evet, fabrikamıza geldi. Kırmızı ikonu görebiliyorsunuz. İkona geldiğinizde mat teslim yazmanız gerekiyor ki materyalleri teslim edebilelim. Evet, şimdi 350 materyal aldım. 350 materyal satabilirim ya da biriktirebilirim. Evet arkadaşlar, bir diğer sistemimiz bodyguard sistemi. Zırh satıyoruz bu şekilde oyunculara. Aynı zırhı Ammunition'dan da temin edebilirsiniz. Fakat bu oyuncuların yani oyunculara para kazandırdığı için bir meslek haline getirdik. Öncelikle işe giriyoruz. İşe girdikten sonra iş yardım yazarak komutlara bakalım. Zırh sat şeklinde bodyguard mesleğinin komutlarını görebiliyoruz. Fiyatlarımız 50 dolar 50 ile 500 arasında. O yüzden oyuncu ID'sini yazıp gönderiyoruz. Şimdi oyuncu kabul etti ve 500 dolar karşılığında zırhını aldı. Şu an gördüğünüz gibi %20 olan zırhı %50. Ve benim parahaneme de 50, 500 dolar eklendi. Bir başka sistemimiz arkadaşlar, araba yenileme sistemidir. Single modda bulunan tüm paint spreyler ve araba modifiye etme mekanlarının hepsi serverımızda aktif haldedir. Mesela Sultan modifiye etmek için San Fierro şehrindeki modifiye yerine gitmeliyiz. Ama aracınızı yenilemek istiyorsak tüm paint spreyleri kullanabiliriz. Önce aracımızı biraz dağıtalım hatta.
Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi ise aracımız tamamen yeni bir şekilde dışarı çıkıyor. Bir de arkadaşlar harita sistemimiz var. Slash harita yazdığınız ekranınıza belirli yerler geliyor. İşte banka, tır şoförlüğü, DMV, Potevi, Crack Laboratuvar vesaire. Öncelikle bir deneyelim. Onu seçtiğinizde sizi mesela galeriye gitmek istiyoruz, araba galerisine. Haritanızda işaretlenen bir nokta var. Altta. Oraya gidiyoruz. Ve o checkpoint kayboluyor. Bu GPS sistemi olarak rolde yer almaktadır. Evet, diğer sistemimiz araba satın alma. Galeri burası. Galeriye geldiğimizde araba al yazıyoruz. Önümüze açılan listede bisikletler, normal araçlar vesaire seçiyoruz. Mesela bir normal araçlardan almak istiyorum. Sentinel marka araba. Araçların fiyatları sağ taraflarında yazıyor. Arabayı satın aldığımızda otomatik kilit sistemi ile birlikte üzerinde geliyor. Bu kilit sistemi de önemli. Aracınızı çaldırmamak istiyorsanız eğer slash kilit yazarak arabanızı kilitleyebilir. Binmek için ise yine aynısını yazar açabilirsiniz. Bu şekilde aracınız kilitlenir. Çalıştırarak harekete geçebilirsiniz. Arabanızı park etmeyi unutmuyorsunuz. Evinize götürüp mesela bir götürelim park etmek istediğimiz bir yere. Buraya gelip park etmek istediğinizde slash park yazıp park ediyoruz. Başka bir yere park etmediğimiz sürece aracımız burada olacak biz oyundan çıktığımızda. Mesela aracımızı burada bırakırsak eğer oyundan çıktığımızda tekrar girersek yine aracımız burada olacaktır. Park yeri rolde kullanabilirsiniz. Şimdiki aracımın park yeri burası oluyor. Bir diğer sistemimiz daha iş yerleri sistemi arkadaşlar. Az önce harita sistemi gibi GPS olarak hizmet veriyoruz. İş yerleri yazdığınızda iş yerlerinin isimleri geliyor. Şu şekilde silah satıcılığı, tır şoförlüğü, silah kaçakçılığı, taşımacılık gibi. Bunlardan birini seçelim. Mesela silah satıcılığını seç. Evet, haritamızda kırmızı checkpoint belirdi. Şimdi oraya doğru hareket etmemiz gerekiyor. Evet, haritamızda belirtilen checkpoint noktasına geldik. Şu anda oraya doğru ilerliyoruz. Oraya vardığımız yine işaret kaybolacak. Buradan işe girip yeni mesleğimize başlayabiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Bir başka sistemimizde araba mi bul komutudur. Bu serverımızda diğer serverlardan farklı olmak üzere aracımızda GPS sistemi vardır. Şimdi arabanızı kilitlemediğiniz sürece gerçek hayatta olduğu gibi çalınma ihtimali var. Çoğunlukla çalınıyor tabii arabasız, işsiz insanlar tarafından. Arabanız çalındığında araba mi bul komutunu kullanarak GPS cihazını aktif hale getirip arabamızın yerini sol alt köşedeki haritada öğreniyoruz. Daha sonra kırmızı ikona gittiğimizde ikon kayboluyor ve aracınızın yanına gelmiş bulunuyorsunuz. Gördüğünüz gibi arabanın kilidini açmadım. Açık bıraktığım için arabamı almıştım. Şu an kilitliyim. Kilitleyip arabamı paint spray'e götürebilirim. Bu şekilde devam edebiliriz.